o faturanın mutlaka KDV'si ödenmek zorunda. İki nolu beyannameyle ödeyin, bir noluyla indirim konusu yapacaksın. Niye? Devlet aslında bir cebinden öbür cebine koyuyor ama orada bir mantık var, iki noluyla parayı hemen alıyor. Bir noluyla mahsup ettiriyor. İki noluyla KDV'yi hemen ödüyorsunuz ama bir noluyla mahsup ediyorsunuz. Çıkacak vergiden. Bu önemli. Eğer yurt dışından bir yazılım hizmeti alınmış ise, eğer bir yurt dışındaki bir aracı Türkiye'ye getirmiş iseniz bunun kira faturası söz konusuysa, bunlar da KDV'yi gerektiren işlemler var. Başka nelerde var? Eğer yurt dışından bir firmadan makine aldık, o makinenin bedelini ödedik. Oradan bir teknik personel geldi, biz teknik hizmet verecek. Ve bu iş hizmet içinde bir fatura kesti. İşçi tamir bakım bedeli diye. Bakın stopaja tabi değil bu ama KDV'ye tabi. O gelen faturanın mutlaka iki nolu beyannameyle KDV'sinin beyan edilmesi lazım. Neler KDV'yi gerektirmiyor? Eğer fayda yurt dışında sağlandıysa o faydanın, mesela bir tane firmam var benim, Türkiye'de faaliyet gösteriyor, Dubai'de gitti, bir web sitesi yaptı. Ve o web sitesinin tamamen Arapça, web sitesinin reklamlarında Dubai TV'de şey yapıyor, yayınlatıyor. Şimdi orada fayda Türkiye'de mi? Hayır. Fayda Dubai'de olduğu için oradan gelecek faturada KDV yok. Fayda Türkiye'ye geliyor ise, bakın ama oradan eğer bir tane hasta Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de işlem yaptırıyor ise o zaman fayda Türkiye'de sağlandığı için o ödemeler üzerinden KDV tahsil yapılacak. Hepimizin karşılaştığı önemli hususlardan biri Google, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal medya kurumları biliyorsunuz artık Türkiye'de faaliyet göstermeye başladılar. Google'la alakalı biliyorsunuz geçen sene Maliye Bakanlığı Google firmasına 300 milyon TL ceza kesti ve Google firması bu cezayı şunun için yedi. İki tane unsur vardı. Birincisi sizin hepinizin de mükelleflerinde vardır bakın. Firmalarımız yurt dışında reklam yaptırıyorlar Google'a ve Google onlara fatura kesiyor aslında. Parayı da kişisel hesaplarından ödüyorlar. Şirket hesabından ödediğinde fatura Türkiye'ye geliyor. O gelen faturanın iki nolu KDV beyannamesiyle KDV'sinin ödenmesi lazım. Google bu faturaları Türkiye'ye göndermiyor. İşte bir bundan dolayı. İkincisi Google Türkiye'deki firmaların web sitelerine reklam veriyor. Bu reklam içinde para ödüyor. Bu parayı öderken de firmalardan fatura alıyor. Bu iki gerekçeden dolayı kayıt dışına sebep verdiği için Google'a 300 milyar lira ceza kesildi. Yerel mahkemede kaybetti. Google bu parayı hemen ödedi bu arada. Yerel mahkemede kaybetti, Yargıtay'a gitti. Son gelen duyuma göre Maliye Bakanlığı'yla data değişim sözleşmesi yapmış. Yani Google kendisinde işlem yapan bütün firmaların listesini gelir idaresine verecek. Bu ne demek? Firmalarınızla Google'la işlem yapıyorsa uygulamada ben biliyorum, ben de içinizden biriyim. Yöntem nedir? Firmalar kişisel kredi kartlı hesaplarından Google ödemelerini yaparlar, faturayı da KDV ödememek için hiç işlemi almazlar. Bakın bugün size bir şey söyledim. Dedim ki 10 tane bakanlıkla işbirliği protokolü yapın. Kredi kartıyla yapılan kişisel ödeme süreklilik arz ediyorsa Maliye Bakanlığı'na gidiyorum. Google'dan bu kişiye bu faturayı kesiyorum listesi geldiğinde o kişi şirket ortağıysa vergi ziyanı sebebiyet vermekten şirket ortaklarımızla şirketlerimizle risk analizine takıldılar bakın. Google faturası yüzünden risk analizine takılabiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Son dönemlerde Facebook, LinkedIn, Twitter'daki işlemler de aynı statüdedir. Lütfen bunlara da dikkat edin. Eğer yurt dışından
en çok karşımıza çıkan şeylerden, bilişimin verdiği boyutunda unsurlardan biri, yurt dışından program alıyoruz biz. Aldığımız programı eğer hiç değiştirmeden aldığımız gibi kendi ofisimizde kullanacak isek, vergi kesintisi yapılmasına, yani stopaja gerek yok. Ama aldığımız programı, bu program iki türlü olabilir. Fiil olarak program satın alınabilir veya download etmek üzere internetten indirilebilir. Üzerinde bir işlem yapılıyor, ticari faaliyette kullanılıyor ise stopaja tabi. Yazılımlarda hiç değişiklik yapmadan kendimiz kullanıyorsak stopaj yok. Ticari faaliyetle ilgili satış yapıyorsak veya üzerinde bir işlem yapıyorsak stopaja tabi. Açık kaynak kodlu programlarda da böyle. Evet, açık kaynak kodlu programlarda da aynı şey. O da stopaja. Stopaja tabi. Danışmanlık hizmetleri de aynı şekilde, yurt dışındaki danışmanlık hizmetleri Türkiye'de istifade ediliyorsa KDV var, vergiye tabi. Kurumlar vergisi kanunu açısından çifte vergilendirme anlaşmalarına baktığımızda müşterek üç tane madde görüyoruz. Onlardan da biri şu, bütün çifte vergilendirme anlaşmalarında görülen, deniliyor ki bir akit devlette doğan vergi, o akit devlette vergilendiriliyorsa diğer akit devlette vergilendirilmez. Yani çifte vergilendirmeyi önlemek için eğer Almanya'dan aldığım hizmet Almanya'da vergilendiriliyorsa Türkiye'de vergilendirilmeyecek. Şimdi kripto para konusu önümüzdeki süreçte görünen o ki bizim gündemimizde bayağı olacak. Çünkü teknolojiyle beraber dedim ya, her şeyin statüsü değişmeye başladı. Paranın da sanalı çıkmaya başladı. İnsanlar hisse senedi tahvil alıyor. Kripto para, sanal para da hisse senedi tahvil gibi uluslararası kullanılabilecek bir mecra. Ama bu mecranın çok önemli bir özelliği var. Bu mecrada kayıt dışı inanılmaz yüksek. Yani bir flash ve kripto para dediğiniz, sanal para dediğiniz şey nedir? Bilgisayar programında üretilmiş kodlar var, sanal kodlar. Bu kodlar alışveriş yapılabiliyor. İnsanlar bu kodları alıyor, satıyor. Bu kodlar Bitcoin denilen şeyde bir Bitcoin $800 yakın bir rakam. $800. Bir tane sanal kodunuz varsa $800. Bunu flash diske çekin. Dünyanın her yerinde para bu. Üzerinizde para taşımanıza gerek yok. Bakın, hatta dikkat ettiniz mi? İki hafta önce Türkiye'de devlet olarak ilk sanal parayı kullandı. Rusya'dan getirilen buğday bir Türk iş adamı tarafından Bitcoin ile ödenerek alındı. Artık ticaretin içinde insanlar, peki bu bizim muhasebe sistemlerimizin içine de girecek. Sistemimizin içine girdiğinde karşımıza ne geliyor? Şimdi bir şeyin vergilendirilebilmesi için o şeyin bir tanımlamasının yapılması gerekiyor. Şimdi sanal para nedir? Nasıl tanımlayacağım? Bakıyorum, ben baktığımda sanal parayı koyabileceğimiz vergi mevzuatımızda üç tane kriter var. Bu bir paradır diyebiliriz. Ama para olmanın bir kriteri var. Nedir? Merkez Bankası'nda karşılığında altın olacak. O altın karşılığında para basılabilir. Bitcoin karşılığında Merkez Bankası'nda veya bir kurumda bir değer var mı? Yok. O zaman para olarak görülemez. Peki, bu bir menkul kıymet mi? Menkul kıymet olması için borsada işlem görmesi ve bunun karşılığında bir hisse senedi tahmin bir değerli kağıda bağlanması gerekir. Bitcoin'de bu var mı? Yok. Sadece bir kod var. Peki, o zaman karşımıza başka bir şey çıkıyor. Tek alternatif kalıyor. Bitcoin'de bir mal gibi düşün. Mal gibi düşünüp onun üzerinden vergilendirmek. Ve bu konuda 11. ayda SPK'nın yönetimiyle Hazine Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı bir komisyon kurdular. Bu komisyon sanal paranın vergilendirilmesiyle ilgili bir mevzuat hazırlıyor. Muhtemelen Mart sonu veya Nisan'da bununla ilgili bir altyapı oluşmuş olacak. Diyecekler ki vergisel açıdan bu bir emtiyadır, vergilendirilmesi böyle yapılacak. Peki şu süreçte biz bu işlemleri yapıyoruz, ne yapacağız? Dikkat etmemiz gereken, eğer böyle bir müşterimiz varsa, dikkat etmemiz gereken tek şey, değer artış kazançları vergiye tabidir.
Bitcoin 800 dolara aldı, 950 dolara sattıysa 150 dolar için fatura kesmek zorunda. Bir, 150 doları gelir olarak beyan etmek zorunda. Usul açısından bu daha sonra menkul kıymet para veya mal olarak tanımlamasında bir değişiklik olursa sadece usul hatası yapmış oluruz. Tamam, vergi kaçırmamış oluruz, vergi ziyayla karşı karşıya kalmamış oluruz. Değerli hocam. Toparlıyorum. İnternet, tabii benim gibi bir gereza adamı karşınıza aldığınızda ben sabaha kadar konuşurum. Böyle güzel güzel dinleyen dostları da görünce kaptırıp gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eğer, iki tane özetleyerek geçeyim. Eğer bilişimle ilgili geliri elde eden gerçek kişi ise, bir şahıs ise, elde ettiği gelir eğer süreklilik arz ediyor ise, o zaman mutlaka rakama bakmaksızın vergi mükellefi olmalı. Süreklilik arz etmiyor ise, her yıl belirlenen oranlarda bildiğiniz gibi arzı kazanç oranları, 2018 için 24 bin lira, süreklilik arz etmeyen gelirin rakamı 24 bin lirayı geçmiyorsa vergiden boğar. 24 bin lirayı geçiyorsa arzı kazanç olarak beyan edilecek. Orada kriter şu, bakın geçen sene buldumbuldum.com incelemeye girdi biliyorsunuz. O incelemede 2000 kişiye ceza kestiler. Ne cezası kestiler? Buldumbuldum'da adam telefon satıyor. Alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Orada kanun koyucu diyor ki, süreklilik arz ediyorsa vergi mükellefi olması lazım. Peki, vergi mevzuatımıza baktığımızda sürekliliğin bir tanımlaması var mı? Yok. Bu tanımlamayı nerede görüyoruz? Maliye Bakanlığı'nın özelgelerinde görüyoruz. Maliye Bakanlığı özelgelerinde onlarca, herhalde 40'ın üzerinde özelgede şu cümleyi kullanıyor. Bir yıl içerisinde birden fazla kez işlem yapılmışsa süreklilik. Uygulamada da şunu görüyoruz üç kez. Eğer bir yıl içerisinde biz serbest meslek makbuzlarında da aynı şeye dikkat, gider pusulalarında da aynı şeye dikkat etmek lazım. Bir gider pusulası bir yıl içerisinde üçten fazla kesiliyor ise vergi incelemeleri